Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Utku Bey tekrar merhaba. Merhaba efendim. Neler yapıyorsunuz? Personel taşımacılığı yapan bir firmada denetim uzmanı olarak çalışıyorum. Harikulade. 38 yaşındayım. Evet. Bağlama ve ut çalmaya çalışıyorum. Aa, ne kadar güzel. Evet, yarışmanızı keyifle izliyorum. Çok sayısız. Evden oturduğumuz yerden çok güzel oluyor. Bakalım buradan kalkalım nasıl buraya olur? Gelelim dedik. Bakalım buradan. Çok iyi yaptınız. Peki kelimelerle aranız normalde nasıldır? İyidir. Doğru, Türkçeyi doğru kullanmaya çalışıyorum. Doğru yazmaya çalışıyorum. Arabanın iyi olduğunu düşünüyorum. Harikulade. Bakalım burada nasıl olacak? Bakacağız. Bir puan iddianız var mı? 8000 benim için barajdı. Yani evde otururken oraları görüyorduk ama. Burada bakacağız neler burada yaşanacak. Evet. Hayırlısı. Başlayalım mı? Olur. Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Savaş gemilerinin veya bazı araçların kaplandığı çelik levha. Basit düşünün. Çelik levha neden kaplanır? Boya? Hayır. Harf alayım. Verelim. Z. Zır. Zır doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Bakalım nasıl bir soru sormuşuz. Kısa sürede sağanak olarak dökülen buz taneleri şeklinde görülen yağış. Dolu. Dolu doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Bir sıfat soracağız. Mecaz kendileri. Buyursunlar. Sulu, soğuk ve kötü şakalar yapan kişi. Harf alayım. Verelim. V. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. K. Mecaz anlamında kullanıyoruz. Sulu, soğuk, böyle. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Cıvık. Cıvık doğru cevap. Efendim, beş harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat geliyor. Geniş ve dolgun yüz anlamına gelen bir sıfat. Emlek. Gibi bir şey. O sesli harfleri değiştirin. Sesli harfler. Ablak. Ablak doğru ablak. Cevap. Altı harflilerdeyiz. Gelsin bakalım ilk altı harfli kelimemizin sorusu. Kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat. Göbek. Pardon. Pile gibi bir şey değil. Yok abi. Değil. Kıvrılmış şeylerin oluşturduğu. Şarkısı var Sezen Aksu'nun. Kıvrılmış şeylerin oluşturduğu. Mesela bir düz bir şeyi kıvırdınız. Ne yapmış oldunuz onu? Ne oldu o? Bükmek. Ha. Büklüm mü? Büklüm doğru cevap. Büklüm. Şarkıyı söyletmediğiniz için teşekkür ederim. Altı harflerle devam ediyoruz. Bitki aleminden bir soru geliyor. Bakalım. Birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan meyve. Sapı var. Birçoğu. Bir sap üzerinde. Bir harf alayım. Harf verelim. S. Taneli bir meyve mi acaba? Taneli bir. Meyve de taneli meyveler genelde. Salkım mı? Evet, salkım doğru cevap. Efendim, yedi harflilerdeyiz. Gelsin bakalım ilk yedi harfli kelimemizin sorusu. Aniden başlayan, kısa süren, şiddetli yağmur. Şiddetli yağmur. Sağanak. Sağanak doğru cevap. Utku Bey, 3200 puanımız var. 1 dakika 34 saniyede süremiz var. İki tane alabileceğiniz harf kaldı. İki mi kaldı? Evet. Dolayısıyla harf konusunda sıkıntı yaşarız. Sürede de biraz sanki rahat biraz davranmışız. Orada da hızlı davransak iyi olur ama puan çok iyi noktada şu an. Biraz düşüneceğiz. Biraz evet. Gelsin mi o zaman? Gelsin. Gelsin. Efendim, Arapça kökenli bir kelime soracağız şimdi. Yine 7 harfli. Bakalım sorusuna.
Toprak ya da madenden yapılan bir yanı açık vurmalı çalgı. Vurmalı çalgı. Basit bulacaksınız vurmalı çalgı. Darbuka. Darbuka doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz şimdi. Bakalım. Kısa bir süre fazla dikkat etmeden bakıvermek anlamında bir deyim. Kısa bir süre. Evet. Artık bir harf alabilirsiniz. Süre arttırma konusunda şey olmadık. Almayın ama bilirsiniz bunu. Böyle kısa bir süre fazla dikkat etmeden bakıvermek anlamında. Böyle bir... Göz ucuyla. Hah? Gibi bir şey. Göz ucu değil. İşte ama iyi başladınız. Göz atmak. Göz atmak doğru cevap. Efendim, 8 harflerden devam ediyoruz. Yine Arapça kökenli bir kelime gelsin bakalım. Birini kendine vekil olarak seçen kimse. Vekil olarak seçen kimse. Vekil olarak. Vekaleten. Seçiyor. Yani o ne oluyor o zaman? Müvekkil değil. Evet. Müvekkil. Müvekkil doğru cevap. 9 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var ve 31 saniyemiz kaldı. Bir çıt daha hızlanabiliriz. Gelsin bakalım soru. Çocukluk çağından çıkmış genç erkek. Düşüneyim. Çocukluk. 2 kelime. Basit düşünün. Ergen. 2 kelime. Böyle bazen genç erkeklere öyle seslenirler çağırmak için. Pişt, nokta nokta gel bakalım falan yaparlar. Ergenle alakalı değil. Değil. 2 kelime. Çocukluk çağından çıkmış her şey. Genç erkek. Heyecanlı olur bunlar. Hani böyle bir... Delikanlı. Delikanlı doğru cevap. Efendim 9 harfli bir diğer kelimemizin sorusu gelecek. 2 ayrı kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mecaz anlamını soruyoruz. Gelsin bakalım. Kaba ve küfürlü konuşanlar için kullanılan bir deyim. Ağzı bozuk. Ağzı bozuk doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Bir işteki ya da olaydaki en önemli husus, en can alıcı yer. Noktası mı? Ne noktası? Falan. Güzel, onu buldunuz, başında bulursunuz ya. Püf noktası. Püf noktası doğru cevap. İnanılmaz. Son soruya geldik. Fransızca kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Şu an benim harf almaya... Bir tane harf alabilirsiniz. Alırsak... süre arttırma gibi bir şey yok. Yok. Tamam. Bir harf alabilirsiniz. Ondan sonra ne oluyorsa olsun. Tamam. Evet. Gelsin soru. Bir aracın yönünü değiştirmek için kullanılan kontrol mekanizması. Direksiyon. Direksiyon. Direksiyon doğru cevap. İnanılmaz. Begüm Hanım'ın şansına bakar mısınız sevgili izleyenler ya? Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten 9300 puan aldınız. Resmen bir harf daha az kullandığınız için gün birincisi oldunuz Utku Bey. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buna üzüldünüz mü? Hayır. Sevindiniz mi? Sevindim. İnşallah çünkü sevinmişsinizdir. Harikulade. Çünkü gerçekten Begüm Hanım oldukça zorlu bir rakipti. İyi de yarıştı aslında. Çok evet. Ama onu geçtiniz. Çok tebrikler. Beraber hafta finaline gideceğiz. Ama sadece o değil. Size bir de kitap armağanımız var. Teşekkür ediyorum. Buyursunlar. Tabii ki diğer yarışmacılarımıza da var. Sizi de eli boş göndermiyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Harika bir ekibimiz vardı diye düşünüyorum. Bir alkışlayalım bütün yarışmacılarımızı.